Hadi git Asya ablanla oyna Zeliş'im. Hadi gel Zeliş. Ne oluyor oğlum? Gene Hamzaların işi mi? Hayır anne. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama... Bunca zamandır başımıza gelenlerin Hamzalarla ilgisi yok. Bu işi kökünden çözeceğim yakında. Merak etmeyin. Neyi çözeceksin oğlum? Neler oluyor? Babam da ben de bu bölgede karanlık işler yapan bir takım tiplerin rahatlarını bozup durduk. Ortalık biraz temizlendi. İnanmayacaksın ama bu temizlik işinde bana Hamzaoğlu Ali'nin çok yardımı oldu. Çünkü artık her şeyi kendinden bilmemizden sıkılmıştı. Merak etmeyin. Yakında kimse huzurumuzu bozamayacak. Şimdi sıra son darbeyi vurmakta. Sizden dikkatli olmanızı, tedbirli olmanızı istiyorum. Yanınızda adam olmadan habersiz bir yere gitmeyin. Lütfen. Herkes söylediklerimi ciddiye alsın. Beni yormayın. Birinize bir şey olursa... Ya sen bu son darbeyi vurmaya hazırlanırken onlar sana bir şey yaparsa? Gidelim buradan Seymen. Ya ne yaparlarsa yapsınlar, bırak sana ne? Olacağı varsa olur. Kaçmak bir çözüm değil. Ölüm insanı sırasında kendi ailesinin içinden de gelip buluyor. Babama olduğu gibi. Ne demek istiyorsun Seymen? Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Aylardır karnımda gezdiriyorum. Ama bilmen gerekiyor ablacığım. Babamı vuran adamları... Eniştem Osman tutmuş. Ne? Ama onlar kendilerini Hamzaoğlu Ali tuttu sanıyor. Hayatımda bu kadar. Dinle abla. Katillerden birini kıstırmıştık. Jandarmaya götürmek üzereydik. Bize beni Hamzaoğlu Ali tuttu diye ifade vermişti. Sonra da öldürüldü. Ona vurma emrini veren de, yerimizi söyleyen de kocan. Sezdim de ama konduramadım da. Hepiniz Osman'ı savundunuz o zaman. Neden yapmış peki? Biz ona ne yaptık? Bu kız ona deli divane oldu. Hepimiz bağrımıza bastık. Neden kayınpederini öldürsün? Para için. Çok borcu varmış. Çok ama. Sonra da... Siz onu öldürttünüz değil mi? Hayır ablacığım. Onu kendi batağı kendi içine çekti. Sonradan borçlu olduğu adamlar tarafından öldürüldü. Halbuki babamı indirmek için uyuşturucu tacirlerinden çok iyi ücret almıştı. Ağlama ya. Sakın ağlama. Bak böyle insanlarla mücadele etmezsek daha çok kan dökülür. Abini dinleyin. Şimdi sakin ve akıllı olmak zamanı. Sakın kendinizi bırakmayın. Dilara. Dilara. Dilara dedim. Dilara. Dilara. Hepinizi alt üst ettim biliyorum. Ama bu bilmeniz gereken bir şey. Hele bundan sonrası için. Her zamankinden daha çok kenetlenmemiz lazım. Söz veriyorum. Bu pisliği kökünden kazıyacağım. İşimi zorlaştırmayın. Olur mu?